İyi haberler ve güçlü bir risk iştahıyla yeni yıla başladık. Demokrat zaferi, reflasyon senaryosu ihtimalini güçlendirirken, devlet tahvillerinden hisse senedi ve krediye rotasyon hız kazandı. Demokrat zaferini, genişleyici maliye politikaları ve yüksek vergiler olarak okuyan yatırımcılar, büyümeden yararlanacak hisse senedi, emtia ve krediye alırken uzun vadeli devlet tahvillerini satıyor. Yeni yılın kötü sürprizi, Amerika dolarının değer kazanmaya başlaması. Büyüme tahminlerindeki artış ve uzun tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte dolar sene başından beri kaybının tamamını geri aldı. Dolardaki sınırlı güçlenme henüz bizi rahatsız edecek boyutta değil. Cuma günü açıklanan ve Nisan sonrasında ilk kez zayıflama gösteren tarım dışı istihdam verisi, Amerika tahvillerindeki yükselişi frenleyip ve doların güçlenmesini baskılayabilir. Gelişmekte olan para birimlerinde son günlerde görülen kayıp henüz tehdit oluşturmuyor. Brezilya reali ve Güney Afrika randı salgına karşı başarısız mücadele nedeniyle dolara karşı %4 kayıpla gelişmekte olan ülkelerden negatif ayrışıyor. Ama genele yaygın bir satış söz konusu değil. Doların güçlendiği son iki günde Türk lirası gelişmekte olan piyasalardan negatif ayrışmaya başladı. Uzun zamandan beri ilk kez Türk lirasını en çok değer kaybeden gelişmekte olan para birimleri arasında görüyoruz. Türkiye hisse senetlerinde henüz bir etki görmüyoruz. MSCI Türkiye, gelişmekte olan borsaların hafif gerisinde kalıyor. Ancak 3 aydan kısa sürede dip seviyelerden %40'a yakın getiri sağlayan bir piyasanın yorulmasını normal görmek gerek. Lafı çok uzatmadan toparlayalım. Türkiye varlıkları için pozitif görüşümüzü koruyoruz. Son dönemde yaşanan güçlü değer artışına rağmen Borsa İstanbul halen gelişmekte olan borsalara göre çok ucuz. Ancak Amerika vadelilerindeki satış ve Türk lirasındaki kayıp %0.5 civarı satıcılı bir açılışı işaret ediyor. Borsa için kısa vadeli destek olarak 1470, direnç olaraksa 1600 seviyesi öne çıkıyor. Bankalar, Telekom, Koç Holding, Türkiye Sigorta öne çıkardığımız hisseler. Türk lirasındaki satışı trend değişiminden ziyade hızlı değer kazanışı sonrası dengelenme olarak görüyoruz. Gerek küresel konjonktür, gerekse Ankara'nın tercihleri Türk lirasının nominal değer kazanacağı yeri sınırlıyor. Ancak mevcut ekonomi politikalar, Türk lirasının önümüzdeki 6-7 ayda %3-4 reel değer kazanabileceğini işaret ediyor. Şirket cephesinde Anadolu Efes'in satış hacim verileri öne çıkıyor. Satış hacminde zayıf bir seyir görülüyor. Son günlerde borsayı yenen Anadolu Efes hisselerinde satış baskısı görebiliriz. Orta vadeli düşünen yatırımcılar hissedeki satışı alış için fırsat olarak görebilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.